Arkadaşlar merhaba. AUZEF Tıbbi Dokümantasyon Bitirme Sınavı soru çözümleriyle birlikteyiz. Biliyorsunuz bu sınav 24 Aralık 2022 Cumartesi öğle oturumunda yapılmıştı arkadaşlar. Biz burada B kitapçığını inceleyeceğiz. Birinci soru: aşağıdakilerden hangisi e-sağlık projesinin temel amaçlarından biri değildir denmiş arkadaşlar. A şıkkı çalışan memnuniyetinin artırılması bu kapsamda sayılmaz. Bunu derslerde anlatmıştık. İkinci soru: aşağıdakilerden hangisi tıbbi arşivler için en uygun örgütlenme şeklidir? Merkezsel örgütlenme arkadaşlar. Üçüncü soru: aşağıda yer alan hasta dosyaları arşivi bölümlerden hangisi hasta dosyalarının tam ve doğru şekilde oluşturulmasını sağlar? Eksik dosyalar bölümü arkadaşlar, B şıkkı. Dördüncü soru: Medula hangi kurumlar arasında iletişim sağlar? Sağlık hizmet sunucuları ile SGK arasında arkadaşlar. Burada bir karışıklık olmasın. SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında değildir arkadaşlar. Ya da sağlık hizmet sunucuları ile Sağlık Bakanlığı arasında değil. Sağlık hizmet sunucuları dediğimizde arkadaşlar hastane girer, eczaneler hepsi giriyor arkadaşlar. Medula bu işe yarıyor. Beşinci soru: aşağıda yer alan tıbbi dokümantasyon dönemlerinden hangisi yazılı belgelere dayanmayan tıp olarak adlandırılır? E şıkkı tarih öncesi dönem arkadaşlar. Bunu birinci bölümde anlatmıştık zaten derste. Altıncı soru: aşağıdakilerden hangisi çekirdek kaynak yönetim sisteminin ana modüllerinden biri değildir arkadaşlar? B şıkkı hastane bilgi yönetim sistemi arkadaşlar. Yedinci soru: aşağıdakilerden hangisi e-reçete uygulamasının sağladığı yararlardan biri değildir? İlaç fiyatlarını düşürmek bu kapsamda sayılmıyor arkadaşlar. Sekizinci soru: hastaneye başvuran kişilere işleyiş, hekimlerin çalışma programları gibi konularda bilgilendirme yapan birim, karşılama, danışma ve yönlendirme birimidir. A şıkkı. Dokuzuncu soru: aşağıdakilerden hangisi imha edilecek malzemelerden biridir? Çalışma raporlarının fazla kopyaları arkadaşlar, B şıkkı. Onuncu soru: aşağıdakilerden hangisi hasta kayıtlarının doğru şekilde tutulmasını sağladığı faydalardan biri değildir denmiş arkadaşlar. Hastanenin rekabet gücünü artırmaz bu durum arkadaşlar. Diğer şıklar doğru, bu yanlış, B şıkkı. Onbirinci soru: aşağıdakilerden hangisi ameliyathanelerin yönetimden sorumludur? Dolayısıyla genel cerrahi uzmanıdır arkadaşlar, burada sorumlu hekim, D şıkkı. 12. soru: aşağıdakilerden hangisi olgusal verileri örnektir arkadaşlar? Yaş arkadaşlar burada olgusal veri olarak verilmiş, C şıkkı. 13. soru: hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleri aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar? Polikliniktir arkadaşlar, poliklinik sekreterlikleri. 14. soru: aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalar içinde yer alan derece kağıdını doldurmakla yükümlüdür? E şıkkı hemşire arkadaşlar. 15. soru: aşağıdakilerden hangisi hasta dosyası içinde yer alması gereken formlardan biri değildir? D şıkkı bulaşıcı hastalık bildirim formu. 16. soru: aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yer seçimi aşamasında bulunmaz arkadaşlar? Sağlık istatistikçisi arkadaşlar, D şıkkı. 17. soru: ana çocuk sağlığı program çalışmalarının gönderildiği birim aşağıdakilerden hangisidir? Kısacası zaten kısaltması verilmiş şıkta da görüyorsunuz. Ana çocuk sağlığı projesi şeklinde arkadaşlar, şubesi. 18. soru: aşağıdaki kayıtların hangisinde ICD-0 kullanılmaktadır? C şıkkı onkoloji arkadaşlar. Önceliklidir bu yani. 19. soru: aşağıdakilerden hangisi yataksız sağlık kurumları içinde yer almaz denmiş arkadaşlar. Şehir hastaneleri yataklı sağlık kurumlarıdır arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Fakat toplum sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi, aile sağlığı merkezleri yataklı kurumlar değildir. Yataksız kurumlardır bunlar. 20. soru: film koleksiyonlarını içeren arşivlere ne diyoruz? Filmotek diyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu derslerde incelemiştik. Evet arkadaşlar, ara sınav soruları yani vize soruları çözümleri de Erkan Tosun YouTube kanalında yer alıyor arkadaşlar. Ders anlatımları da yer alıyor arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.